Merhaba. Biz Yetken Core Python programından First Class takımıyız. Proje haftasında bir film öneri sitesi oluşturduk. Bu projeyi yapma amacımız kullanıcılara beğendikleri filmlere benzer öneriler sunmak. Şimdi sunum olarak sizlere iki farklı kısımdan bahsedeceğiz. İlk olarak web arayüzü, ikinci olarak ise kod kısmı hakkında bilgi sunacağız. Sol yan tarafta açılan segmentte gördüğünüz üzere web sitemiz 5 sayfadan ve bir Random Movie butonundan oluşmaktadır. Bu butona her tıkladığınızda film listemizden rastgele bir film önerilecektir. Giriş sayfamızda kısaca projemiz hakkında bilgi veriyoruz. Bu projeye başlamadan önce elimizde iki tane data seti bulunuyordu. Birincisi filmlerle ilgili, diğer ise kullanıcıların bu filmlere verdiği oylardan oluşmaktaydı. Bu iki data setini birleştirerek kullanıcıların hangi filmlere ne kadar değerlendirme puanı verdiğini görebiliyoruz. İkinci sayfada ise film setimizi kullanıcılara sunduk. Bu sayfada da görebileceğiniz üzere 3000'in üzerinde film vardır. Bu filmler arasında beğendiğiniz bir filmi alıp benzer filmleri bulabilirsiniz. Üçüncü sayfada en çok rating almış IMDb sitesinden 250 filmi listeledik. Dördüncü sayfada ikinci sayfadaki data setinden beğendiğiniz filmin adını tarihiyle birlikte alarak buraya yazarsanız benzer 10 filmi sunacaktır. Son olarak beşinci sayfamızda projeye katkıda bulunan kişilerin isimleri ve LinkedIn hesaplarına ulaşabilirsiniz. Ek olarak kaynakçamız bu sayfada yer almaktadır. Kod bölümüne gelecek olursak da en başta kullandığımız kütüphaneleri görebilmektesiniz. Burada genel anlamda StreamLit kütüphanesinden ve Python Vanilla versiyonlarından kullandığımızı söyleyebiliriz Pandas'la beraber. Kısaca StreamLit'ten bahsedecek olursam, StreamLit genelde Data Science veri bilimi projelerinde kullanılan bir görselleştirme aracı olduğunu söyleyebiliriz. Bizim de bu projemizde aslında bize bayağı yardımı dokunduğunu dile getirebiliriz. En başta kodları anlatacak olursak da bazı uyarılar çıktığı için bu StreamNet kütüphanesini oluşturduğumuzda bu uyarıları filtrelememiz için bir kod yapısı kullandık burada. Bunun dışında buradaki kod bloğunda ise fonksiyonla birlikte kullandığımız data setine getirdik web app içinde. Ayrıca aşağıya indiğimizde burada bir class yapısı karşımıza çıkıyor ve bu class yapısında ise web sitesinde görmüş olduğunuz random movie butonunu ve burada kullanılan mekanizmayı oluşturduğumuzu söyleyebiliriz. Her klik butonuna tıkladığınızda farklı bir film karşısına çıkmaktadır. Aşağıya gelecek olduğumuzda en baştaki başlıklardan ve Streamlit ayarlarından görmekteyiz. Ve bunun aşağısına geldiğimizde ise iki tane tavsiye sistemi üzerinde kullandığımız fonksiyon yer alıyor. İlk fonksiyonumuz bizim aslında iki tane data setimiz bulunmaktaydı ve bunları birleştirip binden aşağı boyları almış filmleri data setimizden çıkardık. Ve bunun dışındaki filmleri ise kullanıcıların daha önce verdiği oylar üzerine bir filmleri önerebileceğimiz data set oluşturduk. Aşağıdaki blokta ise bir tavsiye sisteminin asıl mekanizması yer alıyor aslında. Buradaki korelasyon analiziyle birlikte bir kullanıcının film ismini girdikten sonra buna benzer filmleri data setin içinde en yüksek pozitif korelasyona sahip filmleri görebilmekteyiz. En baştaki 10 filmi görebilmek üzere. Aşağı indiğimizde ise klasik StreamLit ayarlarından bahsedebiliriz. Burada web sitesine yer alan yazılar vesaire her sayfa içerisinde. Bunun dışında web app'imizi kullanmak istiyorsanız bu kare kodu okutabilirsiniz. Burada bir deme versiyon yer almaktadır ve buradan bu kare kod üzerinden direkt ona erişebilmektesiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.